Haber Odası Özel'e hoş geldiniz efendim. Türkiye Avrupa Birliği Karma Parlamento Başkanı, AK Parti Kayseri Milletvekili ve Milli Türk Talebe Birliği Genel Başkanı Doktor İsmail Emrah Kareli Haber Odası Özel'de konuk ediyoruz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Murat Bey. Tam okudu mu? Bu KPK'da çok şaşırıyorum. Avrupa Birliği Karma Parlamento değil mi? Karma Parlamento Komisyonu. Başkanı. Evet. Tam nedir bu İsmail Bey? Türkiye Büyük Millet Meclisi ile Avrupa Parlamentosu'nun ilişkilerini yürüten komisyon. Uluslararası bir komisyon meclisimizde. Tabii Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin iniş çıkışına göre bu bizim komisyonumuzun da çalışmaları hızlanıyor veya yavaşlıyor. Çeşitli farklı konjektürler de var. Onu devam ettiriyoruz. Yani parlamenter diplomasinin önemli bir ayağı. Şimdi çok yoğun bir bütçe maratonu vardı. Siz sanırım Dışişleri Bakanlığı bir söz aldınız. Hangisi? Ben Avrupa Birliği Başkanlığı, Dışişleri Bakanlığı kapsamında Avrupa Birliği Başkanlığı ile ilgili söz aldım. Güzel bir şeydi. Bütçe maratonuydu. Yani 15 günlük bir maraton oldu. Güzel konuşmalar yapıldı. Bazen inişli çıkışlı, psikolojinin de değiştiği, böyle tansiyonun yükseldiği, indiği çıktığı süreçler oldu. Siyasetin doğasında var. Tabii bu bütçe dönemleri özellikle muhalefet için kendini göstermek için bir vesile. Konuşma sürelerinin uzun olduğu, oylamaların nispeten gün sonunda yapıldığı. Dolayısıyla muhalefetin de bazen çok da dam kapı demeden, üslubuna da maalesef özellikle akşam geç saatlerden sonra biraz da alkolün de etkisiyle. Ciddi misiniz? Evet. Bazen üslupsuzluk da oluyor muhalefet tarafından. O yüzden gerginliğin de arttığı bir süreçti ama Allah. Kabul edildi. Dolayısıyla milletimize, memleketimize hayırlı olsun. Şimdi bütçemiz. Bazen yani çok küfürler, kavgalar oluyor. Şimdi içip mi geliyorlar onu anlamadım. Öyle. Yani ben meclis kürsüsündeki maalesef muhalefet milletvekillerinin ağızlarındaki alkol kokusunu ben bizzat aldım. Bilerek söylüyorum. Saat 9'dan sonraki çıkan kavgaların çoğu alkol nedeniyle çıkar. Yani ağzından çıkanı kulağı duymaz bazen milletvekillerinin, muhalefet milletvekillerinin alkollüyken. O yüzden tabii edebe adaba aykırı söylediğinizde muhalefetin üslubuna belki yakışıyor ama siyasetin üslubuna, meclisin meabetine yakışmayan şeyler söylediğinizde de hiç kimse durmuyor, boş durmuyor. Karşılığı veriliyor. Dolayısıyla tansiyon yükseliyor. Flaş bir açıklama yaptınız. Yani muhalefetteki bazı milletvekilleri alkol alıp kürsüye çıkıyorlar ve sonra kavga ediyorlar, küfür ediyorlar diyorsunuz. Doğrudur. Görüntülerden milletimiz de çok seyretmiştir. Var. Vaka. Onları yine detaylı bir şekilde soracağım ama en son çıkan tartışma. Bu kooperatif mağdurlar gerçekten çok ciddi bir sorun. Bir önerge vermişti CHP. Siz de bir konuşma yaptınız. Biz de onu haber olarak yayınladık. Burada önemli açıklamalar yaptınız. Onları da soracağım ama CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık sert bir açıklama yaptı. Bir basın bülteni yayınladı. Dün de hatta kendisini bağladık. Şöyle diyor, AK Partili Kayseri Milletvekilleri kooperatif mağdurlarıyla ilgilenmiyorlar. Ben bizzat TBMM Koruma Müdürü ile görüştüm. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la o Kayseri mağdurları ben görüştürdüm. O yüzden büyük ihtimalle genel başkanlarından zılgıt yediler, hop oturup hop kalkıyorlar şeklinde bir açıklama yaptı. Bu doğru mu? Değil. Yanlış. Hemen kısaca söyleyelim. Lütfen. Dinleyenler de böylece doğrusunu anlatayım onlara. Şimdi bu kooperatif mağdurları mevzusunu belki Çetin Bey yeni duymuş olabilir ama bizim aylardır takip ettiğimiz, konuştuğumuz süreç. Telefonda görüşüyoruz, kendileriyle görüşüyoruz. Daha buraya gelmeden önce gene onlardan birisiyle görüştüm. Onlar dedi ki Çetin Bey'in oraya götürdüklerinin başka ideolojik motivasyonları da var. Dolayısıyla böyle bir durum söz konusu. Onlara hatta ben dedim ki yani biz sizle konuşuyoruz. Hani süreçte de bir ilerleme sağlanıyor. Ne sağlandı? Normal şartlarda isterseniz önce kooperatiflerin hukuki statüsünü bir anlatayım. Lütfen ben hukukçu anlatın. Olarak. Yani kamuoyu aydınlatsın, herkesin kafası karışıyor. Şimdi kooperatifler Türk Ticaret Kanunu bünyesinde ticaret şirketleri nev'inden olan yapılardır. Yani bunlar aslında şirket gibidirler. Nasıl devlet şirketin işlemlerine kafasına göre müdahale edemezse kooperatife de böyle müdahale edemez. Bunun mevzuat anlamında çeşitli yolları var. Bunlardan bir tanesi dava açılması üyeler tarafından. Ortaklar tarafından şirkete yapılan işlemler gibi üyeler tarafından kooperatiflere dava açılması. Bu işlem zaten başlamış. Bir kısmı devam ediyor, bir kısmını üyeler kaybetmiş. Detaylarına sürecin vakıf olduğum için söylüyorum. O kaybedilen davalar neticesinde de kooperatif bunlara karşı işlem başlatmış. Kimisinin tahliyesiyle ilgili süreçleri devam ettiriyor. Böyle bir durum söz konusu.
Bunun dışında özel hukuk tüzel kişisi olduğu için şirketler, burada da özel hukuka tabi bir süreç var. Bunun dışında kamu hukuku ile ilgili devletin yapabileceği işlemlerden bir tanesi bakanlığın bunlarla ilgili bir soruşturma başlatması. Bu gene bizlerin, milletvekillerinin, bakanlarımızın, genel başkan yardımcımızın, grup başkan vekillerinin, AK Parti milletvekillerinin, Cumhur İttifakı milletvekillerinin girişimiyle başlatıldı zaten. Bakanlık müfettişleri görevlendirdi ve müfettişler inceleme yapıyor. Bunun neticesinde usule aykırı bir işlem tespit edildiğinde buradaki yöneticilerle ilgili süreci Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusu olarak bildirecek bakanlık. Burada kooperatif yöneticilerinin suçları ile ilgili gene bir detay var. Onlar suçlarından dolayı memurlar gibi sorumludurlar. Yani dolayısıyla ağırlaştırılmış bir süreç onlar için söz konusu. Bunları da bir suç varsa ortada savcılarımız soruşturacak. Yani görünenden, anlatılandan böyle bir şeyin olduğu kanaati hasıl oluyor. Ama müfettişlerin neticesine göre yapacak. Bunun devamında atılacak adımlarla ilgili ne yapılacaksa bunu da konuşuyoruz. Temsilcileriyle görüşüyoruz. Onlardan bir heyet var, onlarla konuşuyoruz. Neler yapılabilir ortaya koyuyoruz. Bu süreç Kayseri üzerinden başlatıldı veya Kayseri'de sadece varmış gibi anlatılıyor ama aslında süreç Türkiye genelinde olan bir şey. Mağdurlar var. Böylece biz bunların hepsini çözmek için zaten çalışma yapıyorduk. Biliyorsunuz muhalefet zaten neticeye ulaşacak bir işle ilgili bir önerge verip oradan ön almaya, oradan parsa kapmaya çalışıyor. Bu da çok benzer bir süreç. Bununla ilgili atılacak diğer adımları gene biz atacağız. Bununla ilgili çalışmalar devam ediyor. Kanuni bir çalışma, bir kanun çalışması yapılması lazımsa bunu da gene biz yapacağız. Yani bunu muhalefet, CHP toplansa, hepsi bir araya gelse bir kanun çıkarma gücüne sahip değil. Dolayısıyla yani sanki işi kendileri yapıyormuş gibi yapmanın neticeye bir faydası var. Faydası yok. Biz o kanuni çalışmaları da yapmak gerekiyorsa başlatacağız, yapacağız. Biz şimdiye kadar birçok mağduriyeti giderdik AK Parti olarak. Birçok hizmet yaptık. Bundan sonra da bizim dönemimizde giderilecek mağduriyetlerin hepsini biz gidereceğiz ve bizim dönemimizde de mağduriyetleri giderme gücüne biz sahibiz. Başkasının konuşmasının hiçbir hükmü yok. Mecliste kürsüden konuşmanın onlar açısından neticeye bir faydası yok. Ama siyaset böyle bir şey. İşte mış gibi yapmak yapılıyor. Görüyoruz bunu. Ayrıca burada detayda bahsedilmesi gereken önemli bir şey var. Önergede de aslında kendilerinin verdiği önergede de söyledikleri bir husus var. Kötü niyetli kooperatif yöneticileri tarafından yapılan hukuka aykırı bir işlem söz konusu. Yani bu ve bunun neticesinde tahliyeler ve bahsedilen kişilerin mağduriyeti söz konusu. Bunları mağdur eden iktidar değil, mağdur eden AK Parti değil. Bunların mağduriyetine sebep olan değil, kötü niyetli yöneticiler. Bu kötü niyetli yöneticilerin neticesinde ortaya çıkan zararı sanki biz yapıyormuşuz, biz evden atıyormuşuz gibi yansıtmaya çalışmak da ahlakla çok uyuşmuyor. Şöyle ilgilenmiyorlar aslında bunu. Yani AK Partili Kayseri vekiller bu insanlara ilgilenmiyorlar. Hatta oradaydılar galiba. Ben nasıl biliyorum bu kadar detayı? Bu kadar detay iki günde öğrenilmez yani. Bunlarla bizim görüşüyoruz diyorsunuz. Görüşüyoruz. Bizim işimiz AK Parti milletvekilleri olarak, AK Parti olarak bizim işimiz derdi çözmek. Şimdiye kadar Kayseri'ye ne çivi çakmışlar, Türkiye'ye ne çivi çakmışlar. Yani böyle bir şey zaten akla ziyan bir şey. Çözecek olan biziz. İlgileniyoruz. Her konuyla ilgilendiğimiz gibi. Kayseri'de yapılan her şeyi biz yaptığımız gibi. Belediye anlamında Cumhur İttifakı yaptığı gibi. Hizmet anlamında da şimdiye kadar biz yaptığımız gibi. Bundan sonrakini de biz yapacağız. Ne yapmış CHP? Bir şey göstersin. Konuşanlar bir şey göstersinler. En son hafta sonu Kayseri'deki belediyeciliğin başarısını görmek için bütün belediyelerini burada topladılar. İşte böyle belediyecilik yapılır gelin öğrenin diye. Onu da soracağım. Bununla ilgili bu Kayseri'deki bu kooperatif mağdurları Cumhurbaşkanı'na görüştüler mi? Böyle bir iddiası var Çetin Bey'in. Şöyle işin detayını net bir şekilde anlatabilirim. Kooperatif mağdurları biliyorsunuz çarşamba günü bizim grup toplantımız var. Evet. Meclise geliyorlar. Geldiklerinde de Cumhurbaşkanlığımızın koruma ekibine görüşmek istediklerini iletiyorlar. Ben öğrendiğim kadarıyla. Buradaki süreç tabii tek başına hani biz görüşmek istiyoruz diye görüşülecek bir durum değil. Normal şartlarda biliyorsunuz grup toplantılarına misafir, izleyici alınmıyor. Milletvekilleri ve bakanların katılımıyla gerçekleşiyor grup toplantıları. Dolayısıyla bu süreç içerisinde de tabii oradaki görüşmeler, Cumhurbaşkanı'nın randevuları, görüşmeleri belli bir program dahilinde, belli bir usul dahilinde yapıldığı için daha sonra bize intikal ediyor. Yani Sayın Ali Taş'a soruyorlar. Diyorlar ki görüşülebilir mi?
Cumhurbaşkanımızla böyle bir heyet var. Onun üzerine de bir temsilci görüşüyor bildiğim kadarıyla. Ama işte Cumhurbaşkanımızla görüşüldü. Sonra işte şöyle oldu, böyle oldu. Oradan zılgıt, bir manipülasyon üretiliyor. Kızdı diyor Cumhurbaşkanı. Yani zılgıt yediler filan de bir iddiada bulunuyor. Yok, Elitaş öyle, görüştürdü diyorsunuz. Öyle bir şey yok yani. Peki, şöyle. Peki yarın Çetin Arık randevu talep etsin, görüştürmeye çalışsın Cumhurbaşkanımızla birini. Görelim nasıl görüştürüyor. Anladım. Yani. Bir de dünkü basın açıklamasının iki sayfalık bir açıklamaydı. Sizinle ilgili bir bölüm var. Ben okuyayım. Diyor ki işte Sayın Tamer'le de bir tanışma. Bazı Kayseri vekilleri Kayseri'de navigasyona geziyorlar. Mesela İstanbul'da oturup da Kayseri milletvekili yapan arkadaşlar var. Siz İstanbul'da oturuyorsunuz. Yok. İstanbul'da oturmuyorum. Sizi kastediyor burada. İstanbul'da Kocaeli diyor. Bilmiyorum ki ben hiç üstüme alınmıyorum. Yani İstanbul'da oturmuyorum. Benim ikametgahım İstanbul'da değil şu an. Benim Kayseri'de de evim var. Ankara'da da evim var. Dolayısıyla yani bu laf zaten çok eski bir laf. Daha önce söyledi bunu. Daha önce de söylüyordu. 6 ay bir sene önce tekrar yani söyledi. Yani burada ben, üstü kapalı sizi kastediyor diyelim. Siz yani ben verin. Şöyle 6 ay bir sene önce de söyledi. Ben de ona dedim ki doğru söylemiyorsun. Bir basında böyle yine bir karşılıklı bir efendim? Şey oldu. Evet. Dedim ki doğru söylemiyorsun. Doğru söylüyorsan ispat et. Tekrar söylüyorum doğru söylüyorsa ispat etsin ama bunun karşılığında şöyle bir belki cevap vermek lazım. Türkiye'de yaptığı hiçbir iş olmayan, Kayseri'de 5 kuruşluk bir faydası olmayan bir milletvekilinin paçayı kurtarmak için sağa sola saldırmasından ibaret. O zaman sahada konuşuyoruz. Vatandaşlar diyor ki bunları söyleyenler için söyleyelim. Bunlar HDP'li ittifak yapıyorlar. Ne ağızla ne yüzle çıkıp konuşuyorlar. İttifak herkes biliyor. O zaman yapmayacaksın PKK ile ittifak. O zaman HDP'li ittifak yapmayacaksın. Kayseri gibi bir yerde çıkıp birisine laf ediyorsan o zaman bunları yapmayacaksın. Yapmamış olman lazım ki kimse sana cevap veremesin. Bunu vatandaş söylüyor. Gene vatandaş sokağa çıktığımızda diyor ki bu milletvekili İYİ Partili değil miydi diyor ya. Evet. Bu milletvekili kiralık milletvekillerinden değil miydi diyor. Vatandaşın söylediklerini söylüyorum yani. Ha bunları kendisi de duyuyordur. Ya ama bunlara rağmen çıkıp birilerine böyle konuştuğunda çıkar insanlar da vatandaştan duyduklarını söyler yani. Bunlara da hazırlıklı olsun o zaman. Az önce bahsettiğiniz geçtiğimiz hafta sonu 200'ün üzerinde CHP belediye başkanı buraya geldi. Kemal Kılıçdaroğlu da geldi. Hatta 2-3 gün burada kaldılar. Açıklama yaptılar. En son grup toplantısında Kılıçdaroğlu dedi ki ben özellikle Kayseri'ye gitmemizin sebebi CHP'li belediyelerin çalışmalarını, işte yapılan eleştirilere nasıl kültürlü yanıt verdikleri şeklinde bir açıklama yaptı. O dikkatimizi çekti. Çünkü burada meşhur bir esnafımız var Paşa Suluhan. Ekrem İmamoğlu ona gitti. Az önce siz HDP'den bahsettiniz. Siz dağ kadrolarını işte belediyede çalıştırıyor musunuz dedi. O da tartıştılar senin beynin tutulmuş dedi. Takip etmişsinizdir. Nasıl değerlendirirsiniz? Klasik CHP refleksi, vatandaşın görüşüne saygı duymaz. Vatandaş bir şey söyler, hemen ona ağzını kapatır, suçlar. Yani buralarda gezeceğine gitsin, İstanbul'da hizmet yapsın diyorum ben onu söyleyenlere. Beyni tutulmuş, kim vatandaş gösterir, vatandaş söylüyor sahaya çıktığımızda. Eğer bana söylüyorsa, yapması gereken siyasetçi olarak, bu vatandaş bunu bana niye söyledi diye bir oturup duracak, düşünecek. Bunu birazcık kendine dert edinecek, onunla ilgili de gereğini yapacak. Bana böyle bir şey söyleseler ben gereğini yaparım. Ama hiç yapmaz yani. CHP'nin tarzı biliyorsunuz öyledir. CHP söyler geçer. Sırtında yumurta küfesi yok. Konuşuyor. Dün öyle konuşuyordu. Bugün böyle konuşuyor. Genel başkanının yani 180 derece döndüğü yerde belediye başkanları, milletvekillerinin de böyle gayet 180 derece dönmeye müsait olabilir. Geçen bir şey çıktı biliyorsunuz. Video çıktı. Gene CHP genel başkanı ile ilgili. Tamamen bir U dönüşü. Çok güzel örneklerini sergiliyorlar. Tebrik ediyoruz yani. Bir helalleşmeden bahsediliyor. Özellikle muhafazakar kesimde. Sizin bakışınız nedir buna? Bu helalleşme olayı. Gerçekten helalleşmeler lazım. Milletin onlarda çok hakkı var. O milletin hakkını da ödeyemezler tarihten bugüne kadar. Ama zihniyetleri değişmemiş. Bunu küp içinde ne varsa dışına da onu sızdırır. Konuşmalarında da bunu çok net şekilde görüyoruz. Birileri onlara sufleyi veriyor. Çıkıp konuşuyorlar o sufleye göre. Videoyu çekiyorlar sufleye göre. Üst akılın yönetiminde FETÖ'nün içine müdahil olduğu, HDP'nin PKK'nın müdahil olduğu organizasyon içerisinde AK Parti'yi, Sayın Cumhurbaşkanımızı seçimlerde zora sokmak, seçimlere ülkeyi taşımak, istikrarsızlığa taşımak, Türkiye'nin menfaatlerini ortadan kaldırmak için bir görevleri var. Şu an onları yerine getirmek için koşturuyorlar. Yani bu çok net bir şey. Dolar yüksekken yüksek diyorsunuz. Düşünce niye düştü diyorsunuz.
doları düşürmek için hamle yap, ben seni tebrik ederim diyorsunuz. Dolar düştüğü zaman vay mağdurların hali ne olacak diyorsunuz. Yani dolayısıyla nereye gittiğini bilmeyen, ne yaptığını bilmeyen bir CHP söz konusu. Kayseri'ye gelmelerinin sebebi de biraz önce söylediğim gibi, bakın karşımızda görüyoruz yani ekranda var. Böyle güzel bir meydan, böyle güzel belediyecilik hizmetleri, böyle güzel şehircilik, gelip öğrenecekler. Şimdi dolardan bahsettiniz. Kur korumalı TL vadeli mevduat sistemi. Ya dolar birden acayip fırladı, birden acayip düştü. Ne oluyor? Cumhurbaşkanımız söyledi. Bu operasyonu yapanlara da söyledi. Bu operasyona alet olunmamasını da vatandaşlara söyledi. Dedi ki Türkiye'ye karşı oynanan bir oyun var. Bu oyunu görüyoruz. Ne yapacağımızı biliyoruz. Nereye gideceğimizi de biliyoruz. Neticenin ne olacağını da biliyoruz. Dolayısıyla Türk lirasına güvenin dedi. Milletimizin çoğu Türk lirasına güvendi. Bununla ilgili pozisyonunu korudu. Ve yapılan adımlarla, atılan adımlarla dolar tekrar düştü. Biliyorsunuz yani uluslararası aklı selim ekonomistlerin de söylediği Türk lirasının şu anki değeri 8,5-9,5, hadi 8-10 bandı diyelim. Biz birazdan marjı genişletelim, 10 bandıdır. Bunun üstündekiler tamamen operasyon ürünüdür. Bunun üstündeki süreçler birilerinin ya kâr etmekle ilgili, ya ülkeyi zora sokmakla ilgili, ya siyasi kaygılarla veya bunların hepsiyle bir arada yaptığı işlemlerdir diye söylüyordu aklı selim ve Türkiye'de olmayan yabancılar söylüyordu. Şimdi geldiğimiz noktada neyin, konunun ne olduğunu gördük. Yapılan adımlarla dolar inmesi gereken seviyelere indi. Bununla ilgili çalışmalar devam ediyor. Ve Türk lirasına güvenin sağlanması için, Türkiye'nin büyümesi için, üreterek devam etmesi için gereken adımlar atılıyor. Bu arada önemli konular var. Gene belki soracaksınız ama asgari ücret. Onu soracağım, evet. Yani ondan devam edelim. Asgari ücret arttı, bayağı bir arttı, %50 ve gelir ve damga vergisi kalktı. Bu Türk tarihinde, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde asgari ücrete yapılan en büyük zamlardan birisi. Evet. Böyle bunu özellikle ifade etmiş olalım. Dolayısıyla şimdiye kadar işte döviz artışından ve fiyat artışlarından asgari ücretlinin durumunu manipüle ederek siyasi rant devşirmeye çalışanların yapmaya çalıştıkları hevesleri kursağında kalmış oldu. Alım gücüyle ilgili süreci de fiyatların inmesini teşvik ederek, fiyatını indirmeyenleri, stokçuları cezalandırarak onları da düzeltmek için uğraşıyoruz. Yani asgari ücrette güzel bir düzenleme sağlandı. Emekliyle ilgili güzel bir düzenleme sağlanacak. Memurlarla ilgili çalışmaları... Şimdi memur ve emekli bekliyor. Orada iyi bir düzenleme olacak mı? Açıklamaları söylüyoruz. Önce buradan da tekrar söylemiş olalım. Zaten biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımız, bakanımız söylüyor. Bu açıklamaları yaptı, ilgili bakanımız. Dolayısıyla onlarda da ayarlama olacak. Alım gücü düşüşünün farkındayız. Bu düşüşle ilgili düzenleme yapılırken market fiyatlarının da düşürülmesiyle ilgili, yani bu taraftan ücretle arttırırken alım gücünü, öbür taraftan da piyasa fiyatlarını düşürerek arttırmak için gene çalışma yapıyoruz. Türkiye tarihinde önemli bir husustur asgari ücretten gelir vergisinin kaldırılması. Bu gene devrim niteliğinde bir husustur sizin de söylediğiniz gibi. Şimdiye kadar ki bütün iktidarların vaat ettiği bir şeydi. Bunu da gerçekleştirdik. Ve memur tüm ücretli çalışanların maaşlarında da asgari ücret kadar ki bir orada. En son çıkardığımız kanun. Buraya gelmeden önce çıkardığımız kanun bu. Dolayısıyla bununla beraber işverenin üzerindeki asgari ücretin işverenin üzerindeki yükünü de kaldırmış olduk. Azaltmış olduk. Azaltmış olduk diyelim. Dolayısıyla onlar da gayet memnunlar bundan. Hem ücretler arttı, hem işverenin üzerindeki yük düştü, hem alım gücü arttı. İnşallah fiyatlarla beraber alım gücü bir kat daha artacak. Türkiye ekonomisinin ne kadar güçlü olduğunu göstermesi açısından son derece önemli. İyi haberlerle inşallah devam edeceğiz. Bu arada şu andaki gündem fahiş fiyat, stokçuluk ve etiket fiyatlarının indirilmesi. Cumhurbaşkanı da bunu söyledi. Piyasalarda denetimler yapılıyor. Siz nasıl görüyorsunuz onu? Evet, Cumhurbaşkanımız biraz önce söyledim ya, dövizle ilgili, döviz fiyatları ile ilgili uyarmıştı. Gereği yapacağız diye, gereğini yapacağız diye. Şimdi de uyarıyor. Eğer bununla ilgili muhatapları gereğini yapmazsa devlet gereğini yapacak ve bunlarla ilgili ciddi cezalar söz konusu biliyorsunuz. Araç fiyatlarında bir düşüş söz konusu, çeşitli ürün fiyatlarında düşüşler söz konusu, bunların daha da artması lazım. Akaryakıt fiyatında da gene benzer bir durum var. Onda da daha fazla düşüş bekliyoruz. Dolayısıyla Türkiye ekonomisine yapılan başka bir operasyonu Türk ekonomisi güçlü yapısı sayesinde bertaraf etmiştir. Bu tabii burada milletimizin birlik beraberliğinin ve bu operasyonu görüp buna karşı gösterdiği ferasetin çok büyük önemi var. Buradan bir kez daha milletimize teşekkür etmek istiyorum bunun için. Şimdi siz bu süreçte iş dünyası, tarım dünyasıyla bir araya geldiniz. Mesela ASKON'u ziyaret ettiniz. Evet. Ticaret Borsası Başkanı ve Kayseri Ziraat Odaları Başkanları'yla bir toplantıda bulundunuz. Evet.
Önce iş dünyası, iş adamları beklentisi bu süreçte nedir? Bir de ziraat odaları başkanları ne söylüyor? Özellikle gübreyle ilgili çok sıkıntıları var. Evet, dediğiniz gibi ziraat odası başkanlarımızın ifade ettiği önemli hususlardan bir tanesi gübre fiyatındaki yükselmeydi. Haklılar. Gübre fiyatında ciddi bir yükselme söz konusu. Sadece Türkiye'de değil, dünyada ham maddeyle ilgili ve ürünle ilgili dolar bazında bir yükseliş söz konusu. Bunu bir de Türkiye'deki döviz kuru artışını eklediğimiz zaman buna Türkiye'de ciddi bir artış söz konusu oldu. Bunun farkındayız. Bununla ilgili alınması gereken tedbirlerle ilgili de çalışmalar devam ediyor. Dövizin düşmesiyle birlikte nispi bir indirim yapıldı ama yeterli değil. İndirim oranıyla zam oranı birbirlerini karşılayan oranlar değil. Dövizin düşüş oranına göre indirim yapılmış değil bana göre de. Dolayısıyla bununla ilgili gene işi çözme makamı olarak, konuşma makamı olarak değil de işi çözme makamı olarak biz de üstümüze düşeni yapacağız. Bu toplantıyı yapma sebebimiz oydu. Taner Bey'le beraber, Sayın Bakanımız Taner Yıldız'la beraber o toplantıyı yaptık. İl Başkan Vekilimiz vardı, il yöneticilerimiz vardı. Orada notlarımızı aldık. Raporlarını oda başkanlarımız bizlere sundular. Bu ve diğer birçok hususla ilgili ne çözüm yapılabilir? Ya sahanın da gördüğü. Yani devletin, acayip bir sıkıntı var diyorlar gübre fiyatı. Devletin fabrika açması gerektiğini söylediler. Yani bunların hepsi çok kıymetli öneriler. Bunların hepsi tabii bir değerlendirmeye tabi tutulacak. Serbest piyasa ekonomisi içerisinde çiftçimizi asla mağdur etmeden. Çünkü çiftçi yok, üretim yok, gıda yok. Gıda yok, enflasyon var. Bu ekonomi açısından son derece büyük bir sıkıntı. Dolayısıyla buna da sebep olmayacak bir şekilde bunları çözeceğiz. Şöyle güzel bir şey var. Bu toplantıların verim verdiğini, bir netice ortaya koyduğunu göstermesi açısından önemli. Biz belli aralıklarla bir araya geliyoruz. Bundan önceki aralıkla toplantılarımızda konuştuğumuz bazı çok önemli hususları bu toplantılarımızda konuşmuyoruz. Çünkü çözüldü. Çünkü halloldu. Halloldu. Çünkü bunlarla ilgili çalışmalar yapılıyor. Ama hayat dinamik bir şey. Dolayısıyla her gün yeni bir süreç ortaya çıkabiliyor. İşte döviz fiyatlarındaki artış gibi ve farklı. Dolayısıyla her gün ortaya çıkacak bu yeni süreçlerle ilgili yeni çözümler üretmek. Belki yeni yol haritaları ortaya koymak lazım. Dolayısıyla bu toplantıları biz de çok önemsiyoruz. Şimdi Kayseri konularına geleceğim ama bu Turkovak aşısı son derece önemli. Seri üretime başladı. Siz de bir Turkovak gönüllüsünüz. Evet. Ankara Şehir Hastanesi'nde. Doğru. Ben de bir Turkovak gönüllüsüyüm. İki Sinovac üstüne Turkovak açık etiketli bir şekilde gönüllü olarak. 9 ülkeden biriz ve Kayseri'de gurur duyuyoruz. Yani yerli ve milli derken Türkiye'nin yerli ve milli aşısı ama Kayseri'nin de yerli ve milli aşısı. Dolayısıyla özelde de bizim yerli ve milli aşımız. Öncelikle belki her şeyden önce aşının bulunmasında çalışan, emeği olan hocalarımızın hepsine, çalışan ekibin hepsine buradan teşekkür ediyoruz. Sayın rektörümüze teşekkür ediyoruz. Üniversitemize teşekkür ediyoruz. İstersek neleri başarabileceğimizi göstermesi açısından bence son derece önemli bir şey. Süreç son derece şeffaf ve prosedürlere uygun şekilde devam etti. Dolayısıyla biliyorsunuz üretim de başladı. İnşallah aşı olmayanları da, Türk aşısını bekleyenleri de buradan Türk hava aşılarını yaptırmaya davet ediyoruz. Çeşitli spekülasyonlar ortaya konuldu biliyorsunuz daha önce aşılarla ilgili şöyledir böyledir şöyle, diye. Böyle, şimdi Türk aşımızla ilgili bunlardan hiçbir söz konusu değil. Ben de bir gönüllü olarak söylüyorum. Herhangi bir yan etkisini de görmedim. Gönül rahatlığıyla sizler de aşınızı yaptırabilirsiniz. Bu salgından hızlı şekilde çıkmamız için ülkemizde aşısız kimsenin kalmaması lazım. Gerçekten gurur duyduk. Şimdi Kayseri'ye gelirsek önemli bir soru olacak ama şimdi siz geçen bugün ya da dün müydü baktım. Bir tezgahın arkasına geçmişsiniz, pöç yapıyorsunuz. Evet. Yemekle aranız nasıl? Yani çok yemek yapmayı çok beceremem açıkçası. Orada şey oldu. Pöç son dönemlerde Kayseri'nin böyle yöresel ürünlerinin arasına girdi. Güzel, tadı da güzel ama. Pöç isim olarak da ilginç. Evet. Dışarıda konuştuğumuzda söylediğimizde çok bileni de az olan bir yemek ama son derece hem besin değeri olarak hem kış günündeyiz. İşte bağışıklık sistemini kuvvetlendirmesi açısından. Bana göre son derece önemli. İşte bu aralar eklemlerle ilgili sıkıntılar vesaire var. Orada biz de yeni açılan bir müessesemizi ziyarete gittik. TV Kayseri'ye versin reklamlarını. Evet. Evet, TV Kayseri'ye versin. Buradan söylüyoruz. Evet, Vezir Bey gelsin reklamlarını versin. Reklamımızı verin bizi. Hastanenin hemen karşısındaydı. Bizi de davet etmişlerdi. Biz böyle davetleri icabet ediyoruz. Etmek için elimizden gelen gayreti yapıyoruz. Orada tezgahta ayak paça pöç karışım çorbasıydı oradaki olanlar. Ayak paça ve pöçü karıştırmışlardı. Bu
Kayseri'nin lezzetlerinin çeşitlendirilmesi, hani biliyor gastronomi turizmi diye bir tabir var. Aynen. Ya şimdi. O anlamda da bence önemli şeylerden bir tanesi. Evet, mantımız var. Birçok Kayseri'ye has ürünümüz var. Ama onlara bir ürün daha eklenmesi. Zaten var. Yani işte Cami Kebir'in etrafında pöç yapan çorbacılarımız var, kellecilerimiz var vesaire. Bunlar var ama bunları sunumlarıyla birlikte, süreçle birlikte yeniden, yani hem genç neslin hem de belki genç tecrübelilerin diyelim, yeniden mutfaklarına, yeniden sofralarına koymak son derece önemli. Damak tadı içine sokmak son derece önemli. Ben gayet başarılı buldum çorbayı da. Vallahi bir ara yiyelim o zaman. ben sizi davet etmiş olayım. Vallahi bir ara böyle yiyelim. Şimdi siz aynı zamanda Haber Odası'nın özelliğinin başında da bahsettik. Beni Türk Talebeliği Genel Başkanınız, eğitimli de son derece ilgisiniz. Şunu söylemek istiyorum. Bir yıl içerisinde Kayseri'de 3 milliyetin müdürü değişti. Dün de yeni gelen milliyetin müdürü alındı. Başka bir isim geldi. Yeni bir milliyetin müdürü atandı. Bir yıl içerisinde 3 kez değişiyor. Yani niye bir türlü bu şey yapamıyoruz, burada başaramıyoruz? Milliyetin bakanları değişince biliyorsunuz onların da kendine göre yöneticiler anlamında, il müdürleri anlamında çeşitli tercihleri olabiliyor, ekipleri olabiliyor. Daha rahat çalışabildiği insanlar olabiliyor. Onlarla ilgili tercihleri var. Tabii bir görevlendirme söz konusu. Bu süreç nasıl olacak, nasıl gidecek onu takip ediyoruz biz de. Bakalım ne olacak. Hızlı tren ve raylı sistem ilk ray kaynağı da yapıldı. Şimdi siz Sayın Ulaştırma Bakanı gelmeden kendisi de bir toplantı yaptınız, görüşme yaptınız. Pek de sır vermediniz o gün, biz aradık sizi de. Böyle bir Çevre Bakanı'yla da görüştünüz. Burada müjdeyi verdi. Bu ay içerisinde ihalesinin tamamlanacağını, sadece o döviz faiziyle ilgili bir sıkıntı var. Ve 4 yıl içerisinde Kayseri hızlı tren geleceğini söyledi. Hızlı tren çok konuşuluyordu. Evet, Kayseri'nin en önemli ulaştırma projelerinden projelerinin başında geliyor hızlı tren. Ondan bir sonraki başlık biliyorsunuz havaalanıydı. Terminal binası. Genişletilmesi doğru. İnşallah 2022 içerisinde bitecek. Bitecek diyorsunuz. Onun yani 3. sıradaki de raylı sistemdi. 3 ve 2. sıradakiler zaten çalışmalar devam ettiği için hatta biz o müjdenin verildiği gün ilk kaynağı da ray kaynağını ray da kaynağı Sayın Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar Bey ile beraber, Sayın Ulaştırma Bakanımızla beraber, Adil Kar İsmailoğlu ile beraber, Genel Başkan Yardımcımız Sayın Mehmet Özaseki ile beraber, Sayın Bakanımızla beraber, Büyükşehir Belediyesi İl Başkanımız ve bütün yöneticilerimizle beraber o kaynağı yaptık. Ondan sonra da hızlı tren müjdesini vermeye geldik. Dolayısıyla hani hep sordunuz, daha önceki süreçlerde de hep sorduğunuz için ya, söylüyorum. Herkes bunu soruyor. Tabii yüzümüz gülüyor. Sözü vermiş olmak, bunun başlangıcını yapmış olmak bizim açımızdan önemli. Daha önceden herkesin de beklediği, konuşulan hususla ilgili Ulaştırma Bakanımız da sözü verdi. İnşallah 4 sene sonra hızlı trenimize kavuşacağız Kayseri'de. Vallahi bu Ulaştırma Bakanı burada açıkladığı çok iyi oldu. Çünkü herkes size de soruyorlar. Yani hızlı tren ne olacak? İhalesi umarım bir an önce gerçekleşir. O döviz faiz sıkıntısı sona erer. Ve 4 yıl içinde de buraya gelir. Tabii raylı sistem de son derece önemli o bölgede. Havaalanı ki bizim için son derece önemli. Hatta bir yıl öne de alındı. Bu da bizi son derece mutlu etti. Şimdi siz yabancı, burada Müslüman yabancı değil mi, çocuklarla da bir araya geldiniz. Onlarla da bir toplantı yaptınız. Ben onu merak ediyorum. 2022 yılı Kudüs yılı. Kudüs'le ilgili herhalde bir şeyler yapıyorsunuz efendim. Şöyle dün programlardan sonra Ömer Ali Sinemir İmam Hatip Lisesi lise öğrencileriyle beraberdik. Milli Türk Talebe Birliği Teşkilatımızda 15 farklı ülkeden öğrencilerimiz vardı orada. Onlarla konuştuk, hasbihal ettik, sohbet ettik. Onlara onların söyleyeceklerini dinledik. Onlarla tecrübe paylaşımında bulunduk. Bizim kültürümüzün gereğidir. Böyle bir samimiyet içerisinde tecrübe paylaşımı yapılır. Bilenler, konuşmak isteyenler konuşur, istişare meclisleri de ifade edilir. Biz de bu konuda arkadaşlarımızla dünyanın ne olduğunu, dünyadaki asıl mücadelenin ne olduğunu, bizim dünyaya geliş gayemizin ne olduğunu, bizim ahirete, hesaba inandığımızı, bununla ilgili yapmamız gereken süreçlerin neler olduğunu, bu dünyada Müslümanların ve mazlumların neden bu konumda olduğunu istişare etmiş olduk. Özellikle ortaokul ve lise öğrencisi kardeşlerimiz de bunu konuşmanın son derece kıymetli olduğunu düşünüyorum. Onlar sizin söylediklerinizi sizin kastettiğinizden çok daha ciddi şekilde düşünüp oradan da çok
güzel neticeler ortaya çıkıyorlar. 2022 yılını da Milli Türk Talebe Birliği olarak Kudüs ilan etmiştik. Bunu buradan bir kez daha ifade ediyoruz. Dolayısıyla Milli Türk Talebe Birliği olarak da 2022 yılında çalışmalarımızı Kudüs üzerine, Filistin üzerine, Mescid-i Aksa üzerine, Filistin'in ne olduğu, Kudüs'ün ne ifade ettiği, Mescid-i Aksa'nın bizler için, Müslümanlar için neler olduğu ile ilgili çalışmalar yapacağız. Türkiye'nin her tarafında bu konuyla ilgili konferanslar, paneller, sergiler ve çalışmalar devam ettireceğiz. Kardeşlerimizle onları konuştuk. O kardeşlerimizin inşallah ileride ben çok güzel yerlere geleceklerine eminim. Ve geldiklerinde bu dünyada insanları elde etmek için hem emperyalistlerin hem de nefsinin ve şeytanın kullandığı imtihanların neler olduğunu orada konuştuk. Bu imtihanları geçenler, bu sınavlardan kalmayanlar, bunlara yenilmeyenlerin de nasıl güzel neticeleri ortaya koyacağını ifade ettik. Onlara çok teşekkür ediyorum. Ben kardeşlerimizle bir araya gelmekten son derece memnun oluyorum. Orası çok samimi bir ortam. Dolayısıyla ve çok verimli bir ortam. O bir kez daha buradan onlara teşekkür Vallahi ediyorum. Hepsi gözlerinin içi parlayan, çok Harika. Yetenekli, çok parlak kardeşlerimiz ve Türkiye'de okuyorlar. 15 farklı ülkeden, dünyanın dört bir tarafından çocuklar. Hem Türkiye'yi öğreniyorlar hem birbirleriyle bir kardeşlik hukuk içerisinde omuz omuza yetişiyorlar, öğreniyorlar, büyüyorlar ve hem de birbirlerini tanıyorlar, birbirlerinin ülkesini tanıyorlar. Dolayısıyla bir kültürel bağlarını da geliştirmiş oluyorlar. Bunu da son derece kıymetli buluyor. Bu arada mecliste de yani öğrencilerden, genç evet. kardeşlerimden bahsetmişken burslar yaklaşık %31 arttı. O da önemliydi. Siz de paylaştınız. Evet, önemli bir husus. Tabii AK Parti olarak biliyorsunuz aslında Cumhurbaşkanımız İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunda başlattı bu süreç. Üniversite öğrencilerine burs verme ve kat kat fazlasını vererek başlattı. Öğrencilere bu katkı yaptı. CHP gene her şeyde olduğu gibi oraya da taş koydu biliyorsunuz o süreci de. Belediyelerin Biliyorum. Burs verme sürecini de yasal süreçlere taşıdı ve iptal ettirdi. Bir şeye faydası yok, zararı çok. Sonra aynı işi kendisi vermeye başlıyormuş gibi gene mevzuata yani ve kanunlara, mahkeme kararlarına aykırı şekilde başka bir formattan verip oradan menfaat devşirmeye çalıştı, vermeye çalıştı. Ama Cumhurbaşkanımızın açıkladığı bir husus var. Ciddi, onlara da ciddi bir teşvik, ciddi bir zam söz konusu. Hani arttırıyoruz. Doğru. Öğrencilere hani zam deyince insanlar hep negatif algılıyorlar. Öğrencilere verdiğimiz bursa zam yapıyoruz, bursa arttırıyoruz. Dolayısıyla öğrenci kardeşlerimize bir kez daha hayırlı olsun. Son derece önemli. Bu hem öğrencilere yaptığımız hem gençlere verdiğimiz önemi göstermesi açısından hem de destek, eğitime verdiğimiz desteği göstermesi açısından son derece önemli. Bir kez daha hayırlı olsun kardeşlerimize. 2023'e gireceğiz. Neler olacak? Kayseri için yeni şeyler var mı? Projeler neler takip edecek? Şöyle tabii önümüzde seçime 1,5 yıllık bir süre kaldı. Bu süre içerisinde başlayan projelerin öncelikle bitirmeyi hedefliyoruz. Hızlı tren var. Hızlı trenin temelinin atılması en büyük gündemimiz. Onları inşallah açacağız zaten. Başlayan bitiyor Allah'ın izniyle biliyorsunuz AK Parti döneminde. Ya ben bu arada 2023'e gireceğiz dedim değil mi? Benim de kafamda 2022'ye giriyoruz. Siz 23 deyince ben öyle orayı da bağlamış Yok, olayım. İyi toparladı Sayın Milletvekili. Dolayısıyla başlayan projeleri bitireceğiz. Sulama projelerimiz var, onları da son derece önemsiyoruz. Onları devam ettireceğiz ve inşallah hızlı trenle ilgili de süreci bir aşamaya yani yapım sürecinde bir kademe ilerleme sağlamış olacağız. Peki yavaş yavaş sona doğru geliyoruz. Son sözleri alacağız ama Milli Türk Talebe Birliği 105 yaşında. Böyle şey gibi o Trakyalı gibi konuşup 3-5 diye. 105 yaşında ne söylersiniz? Evet. Genel başkanısınız. Önemi nedir? Milli Türk Talebe Birliği Türkiye'de her alanda şimdiye kadar öne çıkan ve Türkiye'ye faydası olan birçok ismin yetiştiği bir yer. Edebiyat alanında, sanat alanında, kültür alanında, eğitim alanında, akademik alanda, iş hayatında ve siyasi alanda. Dolayısıyla bir okul, bir ekol, bir mektep. O mektep 105. yaşında, o çınar 105. yaşında. Dolayısıyla bir asırı devirdi. Üstüne de 5 yıl koydu. Cumhuriyetimizden daha eski bir yapı. Dolayısıyla bir teşkilat. İnşallah bundan önce yaptığı gibi bizim mazimiz istikbali aynadır diye bir şeyimiz var. Sloganımız, mottomuz var. Bunun mottolarımızdan bir tanesi. Dolayısıyla mazimizden aldığımız bu güçle inşallah ileriye aynı şekilde çalışarak devam edeceğiz. Türkiye'miz için gene hayırlı işler yapacak insanları yetiştirmeye devam edeceğiz. Bunu son derece kıymetli buluyoruz ve iftihar ediyoruz. Bakın birçok isim, başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere,
Başta meclis başkanımız, önceki dönem meclis başkanımız İsmail Kahraman Bey olmak üzere. O ve bildiğimiz, biraz önce saydığım alanlarda, akademik camiada, sanat alanında, siyaset alanında birçok önemli ismi yetiştirmiş bir teşkilat. İnşallah biraz önce de söylediğimiz gibi işte en son programımız kardeşlerimizdeydi. Evet. Onlarla hasbihal ettik. Onların içerisinden sadece Türkiye'de değil, inşallah bu çınar, bu yapı, bu teşkilat inşallah sadece Türkiye için değil, şimdi dünya için liderler üretmeye, önemli insanlar yetiştirmeye devam ediyor. Burada tabii Avrupa'da da yine ilişkilerimiz devam edecek. Siz gene görüşmeler yapacaksınız. Türkiye'yi anlatacaksınız. Şöyle güzel bir haber var. Bir Karma Parlamento Komisyonu Avrupa Parlamentosu'ndaki ayağıyla böyle tabii diplomasi biliyorsunuz kilometrelerce sürecek bir yolu milim milim gitmek. Bizde 2-3 senedir devam eden bir durağanlık söz konusuydu. Onu aşmak için çok ciddi bir yere geldik. İlk sizin vasıtanızla bu müjdeyi söylemiş lütfen, olalım. Buyurun. İnşallah çok kısa bir zaman sonra genel kurul toplantısı bizim normalde yapmamız lazım. O toplantının tarihiyle ilgili netleşme de söz konusu olacak. Muhtemelen önümüzdeki yılın Mart ayı gibi. Ama yani aşmak üzereyiz. Orada bir ufak pürüz var. Onu aştığımız zaman inşallah daha da hızlanacak süreçler. Onun da müjdesini buradan vermiş olalım. Buradan veririz. Çok teşekkür ederiz Sayın Milletvekili. Çok sağ olun, vakit ayırdınız, geldiniz. Ben teşekkür ederim. Size başarılı çalışmalar diliyorum. Sağ olun. Evet, konuğumuz Sayın Karayel'di. Programımız burada sona erdi. Haber Odası özel bir başka programda buluşmak üzere. Hoşçakalın.